19-25 Eylül, güzel takipçilerim, güzel ailem, sevgili koçlar, nasılsınız? Beğenmeyi, yorum yazmayı, bizde kalarak keşfete düşürmeyi unutmayınız diyorum. Sevgili koçlar, bu hafta kendinizle alakalı böyle güzel kağıtlara not tutacaksınız. İşinizle alakalı isteklerinizi ya da yapmanız gereken birçok şeyi artık kontrollü şekilde yapmayı öğreneceğiz bu hafta. Yöneticilerimizle konuşmak istiyorsak randevularımızı alacağız. Yeni bir iş arayışı içerisindeyseniz daha güçleneceğiniz bir noktanın alternatif tekliflerini yaşayacaksınız. Parasal anlamda uzun süredir çözemediğiniz konularla ilgili bir program hazırlayacaksınız ve bunları bu hafta tek tek uygulama haftanız. Yani dikkat ettiğiniz takdirde, kendi gücünüzü bulduğunuz takdirde ve eleştirileri açık olduğunuz takdirde başarı size imkansız değil, olabilecek her şeyi sunacak. Yani kurumsal bir alanda çalışıyorsanız bu halledemediğiniz yöneticilerle ilgili krizi çözmüş, haklarınızla alakalı konuşmak istediğiniz insanlara ulaşmış olacaksınız. Ve şirketinizle alakalı farklı bir yer, farklı bir ülke ve işiniz gereği oluşturmak istediğiniz haklarınızı daha güçlü yukarıya doğru çekeceksiniz. Ama tabii ki gergin ve sinirli, agresif tavırları biraz daha yumuşatarak halledersek, direkt bir insanların yüzüne bakarak kendimize doğru ifade ettiğimizde, siz de bu hafta daha şanslı, daha yıldızı 4 olarak veriyorum, 5 vermiyorum. Çünkü patavatsız bazen enerjiniz böyle taklayası gösteriyor. Bunu dikkat edelim. Evet, kurumsaldan kendi alanınızı yapmak, kendi işinizi kurmak istiyorsanız bunlarla ilgili altyapınız hazır. Cesaretinizi toparlayın ve bu sisteme start verin. Hem bu firmanızda hem de kuracağınız sistemde belli süre idare ederek sonra kendi alanınıza geçersiniz. Bu doğru bir karar. Ortaklı iş ve ortaklı işlerinizle alakalı yaşanan krizleri yavaş yavaş görmeye başladınız. Güvensiz ve ekip ve çalışanlarınız arasındaki gerginliği yumuşatma haftanız söz konusu olacak. Aslında biraz daha görmek, bilmek ve öğrenmeye alışacağınız bir hafta. O yüzden sizin için artıların çok fazla olacağı bir nokta. Devlet, kurumsal ya da hukuki süreçlerle ilgili de evraklarımız ve tamamlanması gereken yasal süreçlerimizle ilgili daha kararlı olmanız gerekiyor. Avukatınız ya da siz davalarınızı görmemezlikten gelmeyin, yoksa parasal ceza uyarınız var. Ailenize ait çözmeniz gereken miras konularınızla alakalı da ertelenen davalar tekrar gündemimizde olacak. Bunu da çözelim. Eğer sabit bir iş alanındaysanız işinizle ilgili hiç değiştirmeyin. Yeriniz gayet güvende ve rahatta, ama geçmiş iş mahkemelerinizle alakalı çok fazla insanlardan bilgi almaya çalışırken hatalara maruz kalıyorsunuz. Sessiz sedasız eski iş mahkemeniz prim ve yatması gereken paralarda biraz daha sakinlik oluşturmamız gerekiyor. Yalnız yurt dışı seyahatler ve çocuklarımızla ilgili eğitimlerle ilgili, yurt dışı kapılarımızla ilgili fırsatlar yakalanacak ve siz de gitmek istediğiniz ülkeyle ilgili startlar vereceksiniz. Bu ara ailemize ait ortaklı şirketimiz varsa, ortaklı işlerimiz varsa ortak ayrımı kararı içerisinde olacaksınız ve kavga etmeden, gürültüsüz, patırtasız çözmeniz lazım. İleride bunlar şimdiden size sıkıntı gösteriyor. Evet, aşk konusunda kendinize ait ilişkinizin daha uzun ve daha keyifli kalmasını istiyorsunuz ve ilişkideki hataları görmek ve onu kendinize doğru ifade edeceğiniz hafta. Eğer ki birine çok aşıksınız ve bu ilişki olur mu diyorsanız, evet biraz olumluluk var ama karşı tarafın kültürel olarak size uymadığının farkına varırsanız daha mutlu olacağınız gözüküyor. Uzun soluklu ilişkilerinizle alakalı noktada da kendi içinizdeki doğru kader ve yatırımlarla ilgili planlayacağınız ilişki hem size mutluluk hem de doğru insanın adımını sunacak. Yalnız çok uzun süre önce ayrıldığınız insanla tesadüfen karşılaşacak. Tekrar bu ilişkiye şanslar vermek isteyebilirsiniz. Geçmiş geçmiştir. Siz gelecekteki yeni umutlara bakmanız lazım. Sevgili evli çiftlerimiz, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada stabil gidecek bu hafta. Yalnız çocuklarınızın odası, çocuklarınızın eğitimiyle alakalı yeniden bazı sorunlar çıkacak. Bunları düzeltmemiz lazım. Özellikle de hanımınızın işiyle ilgili bazı pürüz ve rahatsız olduğu yöneticilerden kaynaklı krizler, konuşmalar olabilir. Siz onu destekleyin. İş yeri doğru onun için.
Evet, bu arada nişanlanan ve ailede ters düşen çiftlerimiz, sevgili koçlar, evet kesinlikle aileler birbiriyle küs olacak. Radikal bir karar vererek evlilik yapmayın. Ailenizle uzun soluklu görüşemeyebilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sağlık olarak özellikle boyun ve bel evrelerimizdeki omuz düzleşmemiz, boyun ağrılarımız, boyun fıtığımız hareket evresinde dikkatli olun. Bir de uzun süredir kaslarımızla alakalı yumuşamalar var. Artık spor yapıp vücudumuzun sıkılaşmaya ihtiyacı var diyorum. Sevgili ev hanımları, çok yorucu bir hafta. Hak veriyorum, çocukların gerginlikleri, eğitim noktaları ve ailevi kaoslar sizi çok fazla yıprattı ve eşinizin size ilgisiz tavrı sizi fazlasıyla yoruyor. O öyleydi ama özellikle dul olan ve evlenmiş, ayrılmış sevgili çiftler, ayrılmış insanlar için tanıştırılma, yeni fırsat, yeni ilişkilere yelken açacaksınız. Hadi cesaretinizi toplayın, mutluluk sizin elinizde olacak. Bu ara kurslar, merak ettiğiniz dil eğitimleriniz ve başarmak istediğiniz tekrar bir üniversite kararınız varsa kayıtlarınızı oluşturun. Bu konuda da şanslısınız diyorum. Güzel bir hafta olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Güzel ailem, özellikle şansınızın daha verimli bir noktada olacağı, kendinize ait alanları ve iş konusundaki fırsatları kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. Güneş terazide 23 Eylül itibariyle geçiyor ve yeni işler, yeni fırsatlar, yeni terfilerle ilgili daha net kararlar alacaksınız. Ve bulunduğunuz noktada istediğiniz konumu hayal ettiğiniz noktaya da ayaklarınız yavaş yavaş ilerliyor. Yeni iş başlayanlar için olumsuz gördüğünüz ve pürüzlü gördüğünüz birçok noktada sevilecek, değer görecek ve iş alanınızda daha güçlendirileceksiniz. Bence pozitif enerji alıyorsunuz. Fırsatları güzel bir şekilde hayatımıza renk katarak kullanmanızı öneriyorum. Kurumsal bir alanla ilgili çalışmalarınız devam edecek. Özellikle insan kaynakları, alım satım alanındaysanız farklı bir kulvardan gelecek teklif konumunuzu, mertebenizi kesinlikle değişimine yol alacak gözüküyor. Eğer ki kurumsal sabit bir alanda devam ediyorsanız iş yoğunluğunuz daha fazla olacak ve üstünüze çok fazla görevler verilecek. Bu sınav gibi düşünelim bunu. Eğer bunu doğru başarırsanız rütbenizle alakalı noktada da ferahlıklar, size fırsatlar yer alacak. Yurt dışı seyahatlerimiz, işimizle alakalı gitmemiz gereken yolculuklarda daha bilinçli hareket ederek kendi özgüvenimizi tamamladığımız takdirde hiçbir pürüz yok. Siz yeter ki özgüveninizi depolayın. Başarısız asla görmüyorum. Siz kendinize güvenin yeterli. Kendi işinizi büyütmek, yeni projelerde yer almak istiyorsanız özellikle şanslı gününüz 24, 25, 26 haftası. Bu konuda daha imzalarınızı atılması ve kendinizi daha güvende hissetmeniz için o tarihler çok daha sizi destekleyecek. Fırsatları daha verimli şekilde yaşamanıza yardımcı olacak. Aynı şekilde terfi beklentileriniz ve işinizle alakalı hayal ettiğiniz noktaya gitmek istiyorsanız en güzel tarih, şöyle söyleyeyim, 28 ve 29 sizin bu noktalarda daha verimli olacağınızı uyarıyor. Aynı şekilde de kendi fırsatlarınızı ve işinizi büyütmek, sosyal ağlarda kendi şu alanlarınızı yaratmak istiyorsanız gözünüzü kapatın. Tanınmak, başarı ve ünvan için çok doğru noktaya doğru geçiş sağlayacaksınız. Eğer ki kısabet, hiç unutuldum ben Emine ablacığım, beni kim görecek, kimse, ben kendi konumunuzla alakalı eğitimler, dil eğitimi, kurslar ve kendinizi geliştirmeniz lazım. Çünkü siz o kadar rahatlığa alışmışsınız ki başka bir yer beni benimsemez, benim zaten eksikliklerim var diye diye burada köreliyorsunuz. İyi bir kurs eğitim alarak kendi başarınıza daha renkler katabilirsiniz. Sanatla merakınız, sporla merakınız varsa bu alanlarda iş kurmak isteyenler için çok şanslı ve aktif bir hafta olacak. Aileden destek alarak bu fırsatları yakalayacaksınız. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizle alakalı bazı gelecek teklifler ve yurt dışı fırsatları yakalanacak. Ailece hop yurt dışı fırsatlarına doğru ilerleyeceğiz. Yeter ki Ekim'i görmeniz lazım. Sabırlı bir şekilde bu yönümüzde aydınlık.
aile işiniz ve aile işinizle alakalı ortaklı ayrılım kararınız varsa acele ediyorsunuz. Bu hafta bu kararı verirseniz maddi ve manevi ailemiz zarar görecek. Dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle anne soyumuzla ilgili bir ufak operasyon, tedavi dönemimiz olacak. Annemize ya da aile destek vermemiz lazım. Çünkü onlar size sonsuz güveniyorlar. Bu ara evlenme fikri olanlar ve düğün hazırlığı olanlar aksilik olmadan gerçekten güzel bir düğün enerjiniz olacak. Eğer ki aşk istiyorsanız da gökyüzü size muhteşem enerjiler. Özellikle 20'si 21'i 22'si aşk rüzgarları esecek ruhunuzda. Geçmiş ilişkileriniz dönecek. İçinizde beddua ettiğiniz kişi sizden özür dileyecek. Hadi al Rabbimden almayı, gökyüzünden size verilen anahtarı kabul edin lütfen diyorum. Bu arada kendi alanınızı küçük küçük markalaştırmaya çalıştığınız firmanızın daha büyümesi için çok güzel reklam ve promosyonlar eşliğinde yapacağınız projelerde yer alacaksınız. Evet, kalbimdeki kişi beni düşünüyor mu? Ben ona karşı unutamıyorum diyorsanız ondan gelecek mesaj size mutluluk yaratacak. Ve hatta ilişkiyi doğru dengelediğinizde evliliğe doğru gidecek bir enerjimiz var. Bu ara küs olanlarda barışma, kırgın olduğunuz insanlardan özür dileme ve aile içerisinde uzun süredir küskünlükler yumuşamaya doğru gidecek. Siz de adım atmayı unutmayın diyorum. Bir de ev hanımları bu ara aile içerisinde özellikle eşinizin soyu, görümceniz, yakın akraba gördüğünüz ve söylediğiniz şeyler biraz dedikoduya doğru ilerliyor. Mümkün olduğu kadar evinizin içindeki sırları kimseye vermeyin. İleride bunlar size zarar verecek diyorum, dedim bile. Boşanma fikri olan ve bir türlü artık özgürlüğüme kavuşmak istiyorum, ben bu baskı altında ve bu sorumsuz düzende yaşamak istemiyorum diyenler, yavaş yavaş ev kapımızdan çıkıyoruz. Yeni bir alan, yeni bir nokta sizi daha güvende hissedecek. Çünkü hayatınızdaki insanın size hiçbir konuda değer vermemesi, artık bu konuda huzursuz olmanız sizi yıpratıyor. Bir de evliliği çok böyle riskli olan sevgili boğalar, boşanma var ama çocuklar için tekrar şans verseniz de bu ilişkiyi biraz daha ilişki terapistiyle düzenlediğiniz takdirde daha huzurlu olacağınız gözüküyor. İç Anadolu ya da Güneydoğu Anadolu'da yaşıyorsanız topraklarınızla alakalı devletle ilgili pürüzler yaşayabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Yurt dışında yaşayan sevgili boğalar için ev alımı ya da toprak alımı ile ilgili radikal kararlar ama özellikle de Türkiye genelinde var olan sevgili boğalar için araç, anahtar ve mal konusunda doğru adımlar yaparak kredi başvurumuz onaylanmış. Yeni hafta anahtarımız sağlık ve huzurda olsun diyorum. Özellikle bu ara estetik merakı olan sevgili boğalar, estetik için olumlu bir hafta ama unutmayın ki cilt lekelenmelerimiz var. İlk önce cilt lekelenmelerimizi çözmemiz lazım. Sinirsel evrede mide asitlerimiz ve uyku problemimizi yansıtıyor. Bunu da çözelim. Çocukla ilgili fikri olan sevgili boğa burçları, çocuk için biraz daha vakitli olun. Bu dönem özellikle 29'undan sonra tedavileriniz daha olumlu olabilir. Buna sabır gösterin. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun. Sevgili ikizler, beğenin, yorum yapın, takipte kalmayı unutmayın sevgili ikizler. Özellikle yatırım konularınız, iş kurma konularımızla ilgili fırsatlar, yenilikler, yeni oluşumlar size hani emeğimiz ve mücadelemizin karşılığını almak isteriz ya. Bu dönem bu enerjinizin vereceği güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Ortaklı fikriniz varsa, ortağınızla ilgili güven problemi yaşıyorsanız hiç gerek yok. Start verin yeni iş alanınıza, gücünüze güç, içinizdeki fikirlere renk katarak güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Kurumsal yeni bir firmaya başvuran ve sevgili ikizler, biraz terslikler olsa da hayal ettiğiniz farklı bir firma, alternatif firmada daha kalıcı süreçler yaşayacaksınız. Ama sabit büyük bir alanda çalışıyorsanız, bulunduğunuz noktanın iş krizleri ve ekonomik krizlerinden kaynaklı kendinizi güvensiz hissediyor olabilirsiniz. Alternatif nokta beklentileriniz varsa Eylül sonu itibariyle özellikle 27-18-26 arasında güzel fırsatlarınız var ve bu gidecek görüşmelerde kalıcı iş başvurularınız ve işe alınma enerjinizin çok yüksek haberler alacağınızı uyarıyor. Bu ara ekip arkadaşlarınızdan rahatsızsanız, o insanlara güveniniz yoksa siz bu tedirginliği yaratıyorsunuz. Biraz daha relax olun efendim. Kendinizi olduğunuz gibi ifade ederseniz, karşı taraftaki insanlara da itiraz etmeyi bırakırsanız muhteşem diyaloglar ve iş ekibi rahat bir şekilde toparlayıp kendi yönünüzü daha rahat şekilde bulacağınızı gösteriyor. Yalnız aile içerisinde planladığınız yatırım, daire,
emlak sektörüyle alakalı bağlantılarınız varsa bu ara çok renkli ve hareketli olacak. Serbest alanda çalışıyorsanız ekonomik gücünüzü toparlayıp daha sistemli parasal evrenizi ön planda tutmanız lazım. Çünkü bu ara havai ruhunuz, her şeyi alacağım enerjiniz biraz kredi kartı ev düzenimizi sıkıntıya düşürüyor. Biraz daha parasal konumuzda disiplin etmemiz gerekiyor. Bu ara eğer ki devlette çalışıyorsanız devletle ilgili bazı yaşadığınız krizlerde artık toparlanma, kendinizi alanınıza daha sağlam noktalara oturtacaksınız. Özellikle sınavınız, iş gereği oluşması gereken mülakatlarınız varsa rahat bir şekilde aydınlığa erişeceksiniz. Yurt dışı ile ilgili çalışan ihracat firmalarında var olan sevgili ikizlerde bazı denetimler, bazı kurallar söz konusu olacak. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Hayvancılık, tarım sektöründe çalışan sevgili ikizler için biraz daha bulunduğunuz alanı güçlendirmeniz lazım. Hayvanlarınız ya da toprağınızda rahatsızlıklar ya da toprağınıza zarar verecek insanlar olabilir. Mümkün olduğu kadar kontrol etmemiz gerekiyor. Çalışan çiftlerimiz için bu dönem özellikle hem eşinizin hem sizin güzel fırsatlar ve yeni teklifler, hatta kafanızda kurmak istediğiniz iş yapısının altyapısını hayal ediyorsunuz. Bu hayaller gerçek olacak ama ilk önce borcumuzu, alanımızı temizleyip daha güçlü bir alanda yer alacağız. Aile işi, yani kardeşler arasındaki aile işinizi de büyütmek istiyorsanız özellikle 27-28 daha şanslı, daha bereketli ama mesela şöyle söyleyeceğim, o dönemde de aşk enerjinizin de yoğun olacağı bir hafta. İş yerinde aşık olduğunuz ya da sevdiğiniz biri varsa size doğru hareket sergileyecek ve bu adımı doğru değerlendirdiğinizde hayat arkadaşınızı bulmuş olacaksınız. Bu ara evinizle alakalı satmak, evden çıkartma fikriniz varsa stop diyorum, durun, acele etmeyin. İlk önce aracınızla alakalı bakım evresi ve sağlık evresinde aile büyüklerimizde krizler var, paraya ihtiyacımız var. Ev yatırımı yapmak istiyorsanız Ekim ortası evinizi satın, ondan sonra bu kararlar sizin için daha olumlu olacak diyorum. Bir de yurt dışı başvurularınız varsa iş gereği, mülakatlar olumlu ama sizin ne istediğiniz belirsiz. Bir ayağınız gitmek, bir yanınız kalmak istiyor. Özellikle sağlık sektöründe çalışan ve özellikle hakim ya da savcı olanlarda da aniden değişecek yolculuklar size daha kalıcı işlerinizin fırsatlarını yakalayacak. Sevgilinizle gereksiz tartışmalardan uzak duruyorsunuz, onu gereksiz incitiyorsunuz ve güven probleminiz var ve aldatılma korkunuz var, bunu tamir edin. Evli çiftlerimizle alakalı özellikle hanımlar sevgi ve şefkat, eşler de iş konusundan kaynaklı evde koltuk formatında oturduklarından dolayı diyalog problemi var. Birlikte hobi edinebiliriz, birlikte kurslara katılabiliriz, enerjimiz. Aman Emineciğim, ekmek parası bulamıyoruz, kurslara nasıl, ama ilişkiniz zarar görüyor. Birlikte yürüyüş yapmak bile bir aktif yönünüzü belirleyebilir. Bu şekilde ilişkide soğukluklar oluşuyor. Özellikle üreme organlarımız, idrar yolu enfeksiyonlarımız hareketli olacak ve ailemizde alerjik reaksiyonlar gösterilebilir. Deterjan krizi, çocuklarımızda da bu tarz sıkıntılarımız olabilir. Dikkatli olun istiyorum. Evet, çocuk düşünen ve çocuk kararı veren sevgili ikizler için güzel enerji haftası şimdiden oluşturmanızı istiyorum. Aile apartmanında içinde oturan sevgili ikizler için taşınmak istiyorsunuz ama ekonomik gücünüz buna müsait değil. Mecburen binanın agresif tavrı ve enerjisi sizi yıpratıyor ya da aynı alanda olduğunuz için gerginsiniz. Taşınmak için daha vaktiniz var ve toprağınızla alakalı güzel bir teklif var. Asla satmayın, toprağınız daha değerli bir noktada olacak. Ve sevgilisinden ayrılan ikizler, barışıyorsunuz. Evlilik teklifi, bu konuşmalar gündemimizde olacak. Sizi mutlu edecek haberler söz konusu olacak. Bu ara bol niyet edin. Rabbimden güzel enerjiler isteyin. Çünkü açılmayacak, her kapıyı açacak Rabbimdir. Siz o Rabbimle olan bağınızı güçlendirin. Büyük fırsatlar ayaklarınıza gelecek. Ufak tefek kazalarımız var. Araçta dikkat etmemiz gerekiyor. Yolda yürürken kulaklığı takıp telefonda uğraşırsanız kazaya maruz kalabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar dikkat. Ev içerisinde şiddetli konuşmalar istemiyorum. Çocuklarımız bu konuda yorgun ve mutsuz ve onların eğitim temposuna biraz daha dikkat ederseniz daha başarılı, daha dikkatli çocuklar, daha vicdanlı evlatlar yetiştirirsiniz. Hoşçakalın efendim. Sevgili yengeçler, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve
biz var oldukça ailemiz büyümeye devam ediyor. Akademik kariyer hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Eksik bıraktığınız, yarım bıraktığınız eğitimlerle ilgili başvurularınız hayırlı olsun diyorum efendim. Yurt dışı konularımızla ilgili beklenti içerisinde olduğumuz noktalarda güzel beklentiler size keyif verecek. Yeni iş başvurunuz ve oluşturmak istediğiniz hayallerinizle ilgili iş konularımızda daha rahat geçişler sağlayacaksınız. Özellikle unutmayın ki hayalleriniz yakın çevrenizdeki size destekle birlikte daha verimli adımlara doğru ilerleyeceksiniz. Bu ara içsel olarak insanlara karşı duruş açınızda bir soğukluk olabilir. Onları çok fazla gözlemliyor olabilirsiniz. Rica ediyorum, size çok faydası olacak insanları gereksiz tripler yaparak reaksiyon oluşturtmayın. Siz halledilmesi gereken işinizle ilgili hedefleriniz var. Hayırlı sonuçlar alacaksınız. Pozitif düşünerek bu enerjiyi daha verimli katabiliriz. Özellikle de bu ara yeni işe başlayan sevgili yengeçler için hayırlı ve güzel sonuçlar ve kalıcı diyaloglar sizin daha güçlenmenize, daha aydınlanmanıza hakim. Devlet başvurunuz, devletle ilgili eğitimleriniz ya da devletle alakalı sınavlarınız varsa başarmış olarak gözüküyorsunuz ve bu başarı size daha keyifli ve daha mutlu imkanlar sağlayacağı gözüküyor. Akademik kariyerinizle alakalı da yeni başvurular olumlu süreçte olacak. Büyük kurumsalda çalışıyorsanız ani istifa edeceksiniz. Farklı bir alandan gelecek teklif sizi daha mutlu edecek ama bence 3 kere düşünün, yeriniz sağlamdı, gideceğiniz nokta çok karışık. Burayı yeniden düzenlemek sizi yorabilir. Bir dakika düşünün, ondan sonra karar verin istiyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız para ekonominizi biraz daha düzeltip yeni gayrimenkul iş konularımızla alakalı problemli olan ve sizi birçok noktada yoran her şeyin bu hafta sayfasını aralayacağız. Eksi, artı diye bunları belirleyerek eksileri hayatımızdan çıkartıp artı pozitif olan işlerimizle alakalı noktalara daha sağlam başlangıçlar. İletişim, telefon trafiğiniz, mailleriniz hiç bitmeyecek. Hatta ve hatta özellikle de şunu demek istiyorum. Eskiye dönük iş kapılarınızla ilgili hak konularınız hayatımıza yeniden giriş sağlayacak. Bunları priminiz, ödenmemiş paranız ya da iş iadenizle ilgili sevinçli diyaloglar, avukatınız ya da kendi alacağınız haberler size mutluluk verecek. Farklı bir devlet sektörüne geçmek istiyorsanız bununla ilgili mailleriniz, mesajlarınız ve araya girecek bir kişiden kaynaklı destekle gideceğiniz yolculuk hayırlı olsun. Bu ara çocuklarımızdan askere ya da polis ya da devletle alakalı başvurusu varsa evet olumlu, özellikle askerse ya da polis kararı beklentileri varsa Kasım ayı onlar için hayırlı ve aydınlık olacak diyorum, bilginiz olsun. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada birbirinizle gereksiz rakip halindesiniz. Bu düzen, bu ev sizin. Birbirinizle kıskançlık ve paranoyaklıkları attığınız takdirde bu evlilik daha rahat erer. Ama siz maşallah gizli gizli kenara para koyup yok benim param yok sen ver demeyi bırakırsanız karı koca birbirinize daha destekli ve daha yatırımlı planlar yaparsınız. Kendi evinizde kendi hırsız konumundasınız, yapmayın bu. Bu ara elektronik eşyalar değiştirme kararı içerisindesin. Buzdolabı, çamaşır makine, ütü bozulmalar yoğun olabilir. Yeni elektronik eşyalar evimize alacağız. Bir de taşınmak üzere olduğumuz ev uğurlu ve bereketli olacak. Hiç korkmayın diyorum. Bu ev size çok şanslı ve bereketli gelecek. Kiradaysanız kendi evinizi almak istiyorsanız aile ve özellikle baba köklerinizden gelecek miras konularınızı beklemeniz lazım. Şu an size destek verecek yok. Banka kredisi var ama eksik paranız var. Cesaretiniz yok. Ben olsam cesaret eder alırdım. Diyeceksin ki Emineciğim sen oturduğun yerde para kazanıyorsun. Tabii ki alırsın. İnanın beyin emeği daha zor ama ben bile bu devirde şu an ev almayı düşünmüyorum ama size ailenizden gelecek destek ve hayal ettiğiniz ev kapısı olduğu için hayırlı ve bereketli olacak. Aşk konumuzla alakalı noktada özellikle biraz daha temkinli kararlar vermemiz lazım. Yani bu ara hem retronun verdiği ve hem kendi içsel karmaşanız çok fazla olduğu için ilişkiye odaklanama, ilişkiyle ilgili geçmiş problemler tekrar gündemimize yansıyabilir. Bu da sizi yıpratabilir. Ama evli mutlu çiftlerimizde çocuk ya da yatırım planlarımız daha rahat bir noktada olacak. Sevgili ev hanımları, bu ara kendi ailenizin sorunları ve annenizin, babanızın ya da kardeşler arasındaki sorunlar evliliğimizle alakalı noktayı tetikliyor.
aman dışarıda ne konuşuyorsanız konuşun, bunu ev hayatımıza yansıtmayın, kocanız ailenizden nefret ediyor, bunu kabul edin artık. Ve bu yüzden de çok huzursuzluklarınız var ve ailenize gizli destek vermenizi öneriyorum. Bir de eşinizin ailesinin kendi ekonomik dengeleri olmasına rağmen sizin eşinizden aldığı desteklerden de fazlasıyla rahatsızsınız. Bu ara görümcenizden destek alabilirsiniz, bilginiz olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken bağırsak enfeksiyonlarımız, boyun bel fıtığımız ve bel ile alakalı sıkıntılar, acilen yatağınızı değiştirmeniz lazım. Bu yatak değişmediği sürece daha sert vücut ağrılarınız söz konusu olacak. Uyku apneniz olabilir ve diş eti iltihaplarımıza da dikkat edelim. Yani bu ara en çok neye dikkat etmemiz lazım? Yazışmalara, maillere, imza attığınız her noktaya dikkat edin. Çünkü algınız çok açık, hissiyatınız da çok açık, rüyalarınız da çok açık ama duygularınız böyle boşlukta olduğu için o an farklı şey okuyabilir, zarar görebilirsiniz. Efendim, hoşça kalın. Sevgili aslanlar, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Kanalımızı daha yüceltmemiz gerekiyor. Özellikle yeni yatırım ve risk altına girmek isteyen sevgili aslanlar için, evet, daha temkinli ve risk altınıza girmenizi uyarıyorum. Ama Merkür Retrosu sizin enerjinize ve hanenizin hangi evinde onu kontrol ederek yaparsanız daha sağlıklı olacağınıza uyarım. Daha agresif, daha sinirli, daha gergin ve her şeyi abartan bir enerji haftanız olacak. Anneye, babaya, eşe, çoluğa, çocuğa bağırıp hörtleme haftanız. Mümkün olduğu kadar bunları gerekiyorsa bir psikologla, sporla enerjimizi düzeltelim. İş alanımızla alakalı noktada fırsatlarımız ve yöneticilerle arasındaki krizlere açık olmanızı ve yöneticilerle agresif tavrınız yüzünden işinizden veto yeme gibi ya da size mobbing uygulaması olabilir. Mümkün olduğu kadar kendimizi daha kontrollü bir haftaya geçiş sağlamamız lazım. Evet, bulunduğumuz işte haklarınız, konumlarınızla alakalı çok idealist projeler var. Siz bu projelerin içerisinde olmak istiyorsunuz ama ruh daha farklı bir boyut atladığı için kendiniz sadece ve sadece ben haklıyım diyorsunuz. Ekibe, alana, yöneticiye, sisteme biraz daha akışı rahatlatsanız zaten bu başarı sizin konumunuzda, hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bence finansal konularımızda daha dikkatli. Mesela kredi kartımız, bankalarımız, maillerimiz kopyalanabilir. Mümkün olduğu kadar bunları da yeniden şifrelenmemiz gerekiyor olabilir. Açık saçık mailleriniz, mesajlarınız eşinizin, hanımınızın eline düşebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum efendim. Çünkü bu hafta size sinir evresinde unuttuğunuz şeyler maddi ve manevi zarar ve ilişkimize de zarar verebilir. Güzel bir iş haberi bekleyenler ve bu konuda da olmaz, ben imkansız, burası beni çağırmaz derken bu kapının içerisindesiniz. İmkansız dediğiniz birçok nokta size enerji olarak olumlu. Kredi başvurunuz ya da maddi kaynaklı kredi başvurularınız varsa olumlu süreç getirecek ama unutmayın ki siz bu ara başkalarına verdiğiniz destekten kendinizi mağdur ettiniz. O yüzden mümkün olduğu kadar 18, 21, 22, 23 dönemi sizin para finansınızı kontrol ederek ve bu dengeyi daha şanslı noktaya itebileceğiniz için bu enerjilerde para harcamalarımıza dikkat etmemiz lazım. Yeni sektöre geçmek ve iş konusunda iletişim kaynaklı sektörlerde çalışıyorsanız kendinizi çok doğru ispatlayacaksınız ve aktif yeni teklif, yeni proje, yeni noktada da elde etmek istediğiniz başarıyı en iyi şekilde başarmış olacaksınız sevgili aslanlar. Yalnız kendi işinizi yapıyorsanız ve bu ara çok renkli ve çok keyifli kazançlar, ummadık projelerde kendinizi ispatlayarak kendi başarınızı ve işinizi daha büyütme fikirlerindesiniz. Ortaklı iş alanlarınız varsa da burada gücünüze ve ekonominize güç katacaksınız. Sabit bir noktadaysanız ailenizin bazı kriz noktalarında kredi çekip onların borçları ile ilgili destek olurken kendi ekonomimizde biraz daha zorlanabilir. Ama beklediğiniz çok büyük bir para var. Bu para gelecek ve hanemiz size bu parayı tekrar yeniden iade edecek. Ve çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin iş krizi, mutsuzluğu evi çok fazla yoruyor. Ona yeni teklif gelecek ama o kendi kararsız olduğu için her noktayı beğenmiyor. Yine burada devam edecek. Mümkün olduğu kadar onu da psikolojik olarak desteklemenizi öneriyorum. Aşk konusunda
beklediğimiz ilişki ve hayal ettiğiniz ve özellikle uzun süredir iş çevrenizde bakıştığınız kişiyle bu ilişki güzel adımlar söz konusu olacak. Geçmiş ilişkinizle alakalı radikal karar verip yeni bir sayfa açmanız size daha mutluluk ve daha keyif verecek. Siz olduğunuz kalbi daha verimli şekilde tutacağınız heyecanlarda yer alacaksınız. O yüzden geçmiş sizi hüzne, gelecek sizi mutluluğa doğru ilerletiyor. Yüzleşmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz, içinizi dökmek istediğiniz ilişkinizle doğru şekilde konuşup veda etmeyi kaliteli şekilde başarmış olacaksınız. Bu ara uzun soluklu ilişkilerde aldatma, evli çiftlerde güven problemi olacağı için çok büyük zıtlaşmalar, mailler, mesajlar dikkate olsun, başınıza bela gelsin istemiyorum. Üniversite ya da eğitim konularınızla alakalı tekrar başvurularınız olumsuz değil ama dil eğitimi ve işinizle alakalı yaptığınız mesleki noktada eğitimler alırsanız konum ve mertebeniz için daha başarılı olacak. Kendinizi finans sektörü ya da muhasebe alım sektöründe çalışıyorsanız farklı teklifler söz konusu olacak. Bunları çok doğru değerlendirelim. Aşık olduğunuz kişiden evlilik teklifi alacaksınız. Bunu unutmayın. Uzun soluklu ilişkiniz size evlilik teklif ediyor ve bu size büyük bir mutluluk katacak. Bu arada çok hoşlandığınız, platonik takıldığınız biri varsa onun kalbi başka birinde. Sizinle ilgilenen başka biri var. Bir etrafına şöyle bir dön bak. Özellikle de Mars enerjisinde bir adam ya da kadın var. Bu size çok keyif verecek diyorum. Sevgili ev hanımları, evinizle ilgili borcu bitmemesi ve evdeki ekonomik kriz sizi çok fazla yıpratıyor. Unutmayın, Eylül biterken ekonomik evrelerde daha rahat ve gelecek bazı paralar ev kredinizin bitmesine yardımcı olacak ve satmak istediğiniz bir eve de çok iyi bir alıcı var. Gözünüzü kapatın, yeni eviniz, yeni alanınız uğurlu olsun. Bu ara özellikle eşinizin ev ya da araç değişimiyle ilgili tartışmalar söz konusu olabilir. Eşiniz bunu kafaya koydu, boşuna tartışmayın. O arabayı alacak diyorum dedim bile. Bu ara ilişkilerinizde evli çiftlerde ters düşen ve boşanma kararı veren çiftler radikal şekilde yasal olarak sonuçlanmasını bekliyor. Özellikle de evliliği güzel giden çiftlerimizde de şehir değişimi, yurt dışı ve beklentilerinizle ilgili görüşmelerimiz söz konusu olacak. Bu ara Fransızca ve İtalyanca merak olan ve Çince merak olan sevgili aslanlar, bu konuda güzel başarılarınız var. Hayırlı olsun. Sağlık olarak katarak göz uzağa görme ya da göz kontrollerimiz oluşması gerekiyor. Bunu unutmayın efendim. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, beğen, yorum yap. Böyle devam edelim hep birlikte. Sevgiyle devam edelim lütfen. Bu ara ilişkilerle ilgili sürpriz değişimler, sürpriz kararlar, kendinizi mutlu edecek enerjiler, beklenmedik haberler şaşırtabilir. Bunu not olarak alın diyorum. Evliliğinizle alakalı ters giden ve sizi zora sokacak sıkıntılara açık olmanızı gerektiğinde uyarı veriyorum. İş konularınızla alakalı sonuçlanmasını ve kafanızın karışık olduğu noktada netliğe kavuşacağınızı da unutmamanız gerekiyor. Bunu da kendi kendinize başarınızı yargılıyorsunuz. Ben nerede olmam lazım? Siz olduğunuz noktada gayet başarılısınız. Kendinize yeni konular oluşturmak istiyorsunuz. Alanınızı, sisteminizi büyütmek istiyorsunuz ama sizin olduğunuz nokta size mutluluk veriyor. Siz bence dengenizi bu konuda bozmamanızı öneriyorum. Evet, kurumsal bir alanda çalışıyorsanız yaratıcı ruhunuz ve işe olan iş alanındaki başlangıç ve başarılarınızdan dolayı siz ödüllendirilmek için güzel sürprizlere açık olacaksınız. Fakat ekip ve yakın arkadaş ve yöneticilerde bazı pürüzlerden kaynaklı geçici görevleriniz fazlasıyla yoğun olacak. Çok yorucu bir tempoda ama bu tempoyu doğru başardığınızda da yolunuz daha sağlam basamaklarda yer alacak. O yüzden siz kendiniz için adımları, görmeniz gereken yolculukları doğru değerlendirin diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız bu ara acayip yargılısınız. Olmayacak, yapamayacağım, başaramayacağım, bu para gelmeyecek, bu olmayacak, bu şöyle olmayacak diyorsunuz. Arkadaşım, Rabbim rızkınızı veriyor. Siz bu enerjiyi, negatif enerjiyi çekerseniz, yani Allah'ın size vereceği enerjiyi görmezsiniz. Mümkün olduğu kadar dualarımızı, enerjilerimizi güzel yaratacağız. Evet, oluşturmaya çalıştığımız bazı projelerde aksilikler yok ama siz aksi olduğunuz için aksilik varmış gibi yaşıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Hemen bu enerjiyi beni dinledikten sonra Rabbime dua ederek enerjinizi açıyorsunuz. Kendi işinizde başarı var.
korkularınızı geride bırakın. Kurumsal alanda hak ettiğimiz ödüllendirilme de var. Sadece vakti ve zamana ihtiyacınız var. Aceleci çabrınız mutsuzluğa itiyor. O yüzden bol bol spor yapın, kitap okuyun, kişisel gelişim kitapları okuyun. İyi bir yakın arkadaşla deniz kenarında ya da göl kenarında ya da ormanda bir kahve için ruhunuzu yeniden keşfedin. Çok iyi olacak size, bunu unutmayın. Evet, kurumsal alandan kendi işinize geçmek istiyorsanız yavaş yavaş altyapıyı oturtacaksınız. Bu iş yerine veda edeceksiniz. Haklarınızı alarak veda etmek istediğiniz için sabırlı olmanızı öneriyorum. Devlette çalışıyorsanız acayip karışık bir nokta. Ya her şey birbirine karışmış. Sanki yıl sonu şu andan itibaren başlamış gibi hissediyorsunuz. Evraklar, dosyalar, konuşmalar, toplantılar devamlı hareket halinde olacağı için çok yorucu devlette çalışanlar. Aman dikkatli olun. Bol bol vitamin alarak enerjiniz, doktorunuza müracaat ederek vitaminizi alarak enerjimizi yüksek tutmamız lazım. Bu ara ortaklı teklifler var olacak, güzel projelere doğru görerek tercih yaptığınız takdirde işiniz, balığınız marka olacak. Bu ara atölye merakı varsa, atölye işleri yapmak istiyorsanız kazançlarınız yüksek, yeni gelecek danışanlarınız, yeni oluşacak projeler ve size keyif verecek. Yurt dışı ile ilgili bazı evrak eksikliklerimiz, vize problemimiz, vergi problemimizden kaynaklı red de alabiliriz. Bu hafta bunları kontrol edelim ve bunlardan red cevabı almayın diyorum. Evet, aşk o maddi olarak kendi gelirinizi çok güçlendiriyor. 23 Ekim'e kadar, yani 22 Eylül Güneş Terazi'ye geçmesiyle birlikte maddi konularınızın güçleneceğini bilmeniz lazım. Gelir artışınız, kendinizi daha mutlu edeceğiniz, finansal konularda daha rahata geçeceğiniz bir nokta. Görünen her şey sizin artık. Yeter ki siz görünen noktayı almayı bilirseniz büyük bir aydınlanma var. Aşk konusunda yeni sayfa, yeni açmak istediğiniz yolculuklar, kafanızda takıldığınız insanla yaşanacak keyifli sohbetler var. Bu ilişkiyi doğru yönlendirmek istiyorsanız adımınızı doğru atın. Uzun soluklu ilişkide veda ve artık onun kendi karmaşıklığı sizi yoruyor. Siz düzen ve alan istediğiniz için bu insanın sizin hayatınızda yer alacak noktasını istemiyorsunuz. Evlilik kararı veren çiftlerde bir duraksama dönemi söz konusu olacak. Ekonomik olarak güçlenmeden, planladığımız iş alanını sağlamlaştırmadan, evet biz ciddiyetimizi devam ettireceğiz ama evlilik tarihimizi geciktirebiliriz. Bilginiz olsun diyorum. Aile, kardeş arasındaki bazı ufak tefek tartışmalar yorucu olsa da siz bu ailenin en doğru enerjisiniz ve bu aileden eğer sinirli ve gergin ifadeler kullanırsanız onlar boşluğa düşer. Onlara sımsıkı sarılın. Onlara çok sevdiğinizi söyleyin lütfen. Evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin işle alakalı yaşadığı krizler biraz bizim evimizi yorsa da eşiniz ve aileniz sizi seviyor. Sadece onun yorgun enerjisinde destek vermeniz lazım. Sizin de iş alanınızdaki yeni değişmesi gereken prosedürler, konumunuzla alakalı evraklar çok yoğun olacak. O da sizi destekleyecek, daha güçlenmenize. Evet, ev satmak, ev almak konularımızda şans enerjimiz yüksek. Korkmayın diyorum. Araç planlayan ve uzun süredir parasını biriktiren sevgili başaklar, araç Eylül sonu Ekim ortasında sizin hanenizde. Yalnız sağlık olarak özellikle guatrımız, kilo alma problemlerimiz ve nefes almalarda zorluklarımız olabilir. Bir akciğer ve guatr bölgemizi kontrol etmemiz lazım. Bir de son zamanlarda iç kulakta bazı hassasiyetler ve alerjik durumlar olabilir. İhmal etmeyin diyorum sevgili başaklar. Şanslısınız. Ama şansı daha değerlendirmek istiyorsanız mutlu gülümsemeyi, hayatın ne kadar kıymetli, Rabbimin sizin için neler yarattığını yaşamak için görmeniz lazım. Bol dua, bol şifa diyorum. Çocuklarınızla ilgili endişeniz varsa, onların gelecek ve hayatıyla ilgili korkularınız varsa hiç korkmayın. Onlar gayet başarılı ve aydınlık çocuklar. Hiç endişe etmenize gerek yok ama bir kızımız aşık, evde bir çocuğumuz, kız çocuğu olan aşık ve depresyonda, onu destekleyin. Sevgili ev hanımları, evde her şey kış sezonuna gibi yavaş yavaş açmaya başladınız. Yorgunsunuz, hak veriyorum ama çocuklarınızın eğitimi, düzen, torunlar çok karışık. Çok yorucu ama güzel noktalarda güzel bir sonbahara geçiş sağlayacaksınız. Hanenizde eğer ki mal alımında burası küçük geliyorsa destekle birlikte evimizi büyüteceğiz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, doğum gününüz kutlu olsun. Güzel bir ay geçirin. Güzellikler sizlerle olsun. Hoş geldin sevgili teraziler diyoruz. Doğum gününüz huzurda ve berekette, aşka, sevgide, ev hayali olanlara, ev mutluluk hayali olanlara mutluluk nasip etsin. Özellikle
Sevgili teraziler, iş konusunda zafere ulaşmak için çok doğru. Çalışma hayatınızda netice olacak süreç başlamış gözüküyor. Bazı gerginlikler olsa da siz başarınıza, zaferinize, hedef noktanıza erişmenin mutluluğunu tadacaksınız. Bu dönem özellikle yeni iş arayanlar ve iş konunuzla ilgili rahatsız olduğunuz noktalarda büyük başarı ve aydınlanma var. Siz hayalinize doğru ve Allah'ın size yarattığı hayali gerçekleştireceksiniz. Kendi işiniz, kendi alanınız, kendi tiyolarınız ve kendi alanınızdaki gücü en tatlı şekilde rahata kavuşturacaksınız. Kurumsal bir alanda yöneticilerdeki krizler yavaş yavaş düzelmiş, kendinizi ispatlamış koltuğunuz hayırlı olsun. Geçeceğiniz kurum, geçeceğiniz nokta size güç ve kuvvet verecek diyorum. Eğer ki uzun süredir sabit ve görünmeyen bir alandaysanız maaş konularınızda bir rahatlık ve konuşmanız gereken süreç başladı. Artık siz burayı konuşun ki haklarınız ve düzeninizle alakalı noktayı almanız gerekiyor. Kendi işinizi yapıyorsanız bu dönem çok yorucu. Yeni oluşum, yeni projeler, yeni koymak istediğiniz objeler ya da işinizle ilgili yaratacağınız büyük toplantılar, büyük oluşumlar hem yorucu hem de sağlam imzaları. Yeni yapacağınız projelerde kendinizi doğru noktada göstereceksiniz. Yürü ya terazi, seni kim tutar artık diyorum. Ve sonuçta ne olursa olsun ters gördüğünüz şeyde bile olumluluk var. Siz o güzel bir oluşumu kendi adaletinizle, kendi haklarınızla, kendi olmanız istediğiniz her şeyi almış olacaksınız. Özellikle ev almak isteyenler hayırlı olsun. Üçüncü ya da üç numara ya da yedinci, yedi numara tarzı ilk bir katta 7-3 arasında eviniz şimdiden hayırlı olsun. Uğurlu ve bereketli olacak diyorum. Bu ara parasal konumuzda daha harekete geçecek ekstra. Borçlarımızla alakalı rahatlayacağımız evrelerimiz çok yüksek olacak. Bence bilincinizi doğru kullandığınızda para krizlerimiz ve yaşadığımız işteki pürüzler bitmiş olacak. Devlette çalışıyorsanız bulunduğunuz noktada bir kriz yok. Siz kendi kendinize kriz varmış gibi ortada dolanıyorsunuz. Gerek yok. Kendi alanınız, kendi işiniz, kendi mekanınızda kazançlarınız, isminiz, ünvanınız daha çok belirliliğe doğru gidecek. Yeni oluşturmak istediğimiz ekstra projelerimizle ilgili de rahat kapılar ve fırsatlar yaratacaksınız. Eğer ki Ege'de yaşıyorsanız İstanbul'a gelmek gibi, İstanbul'da yaşıyorsanız Akdeniz'e gitmek gibi enerjilerimiz var. Yurt dışı ile ilgili gideceğiniz toplantılar, yapacağınız işlerde aksilikler yok. Mümkün olduğu kadar daha gözünüzü dört açarak daha büyük projeler sizi sunuyor. Biz bunları alalım. Şanslısınız. Evet, 21'i, 22'si, 23'ü, 24'ü, 25'i, 26'sına kadar acayip şanslısınız. Ve özellikle de hayal ettiğiniz her fırsat ayaklarınıza serilmiş olacak. Zafere ulaşıyorsunuz da aile zaferini ne yapacağız? İlişki, karı koca hayatımızdaki terslikler, mutsuz olduğunuz noktalar, kendinizi ifade edememek, burada boğulma noktası sizi fazlasıyla yapıyor. Evet, işte başarıyız ama aile düzenimizi bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Psikolojik olarak burada çok yorgun ve mutsuzuz. Karşı tarafın sevgisiz tavrı, ilgisiz tavrı, depresyon hali ev enerjimizi yoruyor. O yüzden onunla birlikte yol almak istiyorsanız onunla alakalı doğru adımlar, ama siz artık başka bir renge kaydığınız için onu önemsemiyorsunuz. O sizin hayat arkadaşınız, adım atın lütfen diyorum. Uzun soluklu bir ilişkinizde evlilikle ilgili planlar oluşacak ama bizim onun da iş hayatı ve sizin de iş hayatınızla ilgili beklediğiniz doğru haberden sonra pat diye evlilik yapacağız. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yurt dışına yerleşmek isteyen sevgili teraziler, fırsatlarınız var. Ekim'in 21'i ya da o tarihlere kadar beklediğiniz evraklarda hiçbir olumsuzluk yok. Ayrıca Venüs sizi aşk konusunda hayatınızda güzel zamanlar geçireceğiniz süreci yaşatacak. Bence siz yeni aşk, yeni yolculukta tuttuğunuz el sizin hayatınızda tam anlamıyla kalmış olacak. Evet, geçmiş ilişkinizde acı çekiyorsanız ve hala beklentiniz varsa onu yavaş yavaş veda ederken yüzleşerek veda etmeniz lazım. Çünkü tam bıraktım diyorsunuz, tam bitti diyorsunuz, tekrar hayatınıza giriş yapıyor. Bu da sizi yıpratıyor. Artık ya siz bitirin ya da engelleyin. Çünkü bekleme duvarı olmayı, geride kalmanız gerekmediğini bilmeniz lazım. Yeni aşk, yeni heyecan, tanıştırmalar, hafta sonu arkadaşlarınızla geçireceğiniz sohbetleri, yeni fırsatlar var. Bu ara eğlence dünyanız.
Renkli eğlenmek, sohbet etmek, kutlamalara katılmak size yeni insanlar tanıştıracak. Cesaretlenin, yeni yolculuklar, yeni fırsatlar size mutluluk yaratacağını bilin. Evet, evli boşanma kararı olan, davalarınızda bu dönem renklilik, hareketlilik yoğun olacak ama yine boşanamayacaksınız. O yüzden hedefiniz boşanmamaksa boşanma zaferiniz yok. Ama boşanmak istiyorsanız mümkün olduğu kadar arada birilerini devreye sokmanız lazım. Hayatınızdaki insan sizi bırakmak istiyor, ben de sizi bırakmam. Düzen, tertip, kural, tutumlusunuz, o da sizi bu noktada kullanıyor ve artık kullanılmayı geride bırakmanız lazım. Çocuklarınızla alakalı eğitim konularında öğretmende huzursuzluk, çocuğunuzun adaptasyon problemi söz konusu olabilir. Biraz çocuğumuzun dikkat problemi olacak, biraz tenis, okçuluk, yani onun enerjisine iyi gelecek aktif noktalar belirlersek çocuğumuz okula adapte olabilir. Siz de bu çocuğun üzerine gitmeniz gerekiyor ama kavga ederek, bağırarak, çağırarak değil, onu anlayarak ilerlemenizi öneriyorum. Sağlık olarak özellikle baş dönmeniz, migrenden çok sinüzitleriniz ve ceyrandan kaynaklı vücudumuzun tutulma noktalarına dikkat etmemizi öneriyorum. Hoşça kalın efendim, mutlu kalın. Ben yorum yap, büyütelim sevgili akrepler. Zihniniz çok yorucu olsa da işlerinizle alakalı çok güzel fırsatlar var. Ruhunuz iyileşmek istese de konum ve mertebenizde güzel değişimler var. Bunu unutmayın. Yani ruhsal olarak kendinizi yorgun, bitkin, halsiz, yataktan çıkmak istemeyebilir. Hiçbir iş elinize atmak istemeyebilir. Hatta toplantılarınızı, hatta maillerinizi okumak istemeyebilirsiniz. Ama burada istemeyen noktalarda başarınız var. Mümkün olduğu kadar bu hafta kendimizi iteleyerek iş ve kurumsal alanda da yöneticilerle toplantılarınız, mailleriniz, yapacağınız görüşmeler ve sunacağınız sunum çok güzel başarıyı gösteriyor. Hadi yataktan kalk, esne ve enerjine haftaya güzel başla diyoruz. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı bir sürü birikmiş işleri tamamlama haftamız olacak ve denetimlerde başınıza bir şey gelmesin diyerekten her şeyi gözden kontrol edelim. İş alanınız farklı bir noktaya taşınabilir. Ani tadilat, tamir konularımız söz konusu olacak. Geçici bir belli noktalarda görev yapsanız da yine başına işinizin yine alanınıza yeniden geri dönüş sağlayacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız fırsatlar, yenilikler, yeni insanlar tanışacaksınız ve ortamda yeni fikirler sizin güçlenmenize yardımcı olacak. Yani kendi kazancınıza daha level atacağınız bir nokta var. Elden çıkartmak istediğiniz bir dükkanınız, bir iş yeriniz varsa güzel bir teklif ve yeni anlaşma bu noktanızdan veda etmeye doğru gösteriyor. Eğer ki araç sektörü, demir sektörü bu tarz noktalarda kendi iş kurmak istiyorsanız start verin, başarı söz konusu olacak. Artı ortaklı iş alanlarınızda da yurt dışı bağlantılı süreçlerde olumlu mailler ve olumlu yazışmalar sizi bekliyor diyorum. Yani aslında kendinizi toparlamanız, bir ay sonra yani bu dönem, bu ay size çok büyük müjdeli sürprizler, iş konumunuz, mertebeniz, kazancınız, yatırımlarınız size renk atacak. Ruhsal evremizi iyileştirelim diyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı eşinizin işinde zorlayıcı bir dönem. Sizin de işinizde hem zorlayıcı hem de müjdeli haberler söz konusu olacak. Bu ara çocuklarınızla alakalı çalışan çiftler ya onlarla ilgili eğitimleriyle ilgili planladığınız okullarla ilgili bazı aksilikleri de gözden kaçırmamanız gerekiyor. Onların odası ya da alanını biraz daha rahat tutmamız lazım. Bu ara evli çiftlerimizin çocuklarında internet bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı söz konusu olabilir. Onları göz önünde tutarak sporla aktif yönlerini belirlememiz gerekiyor. Her türlü aşk enerjiniz var sevgili akrepler. Ve bu aşkı kendinize çekmek için yağ şafi çekin. Çünkü uzun süredir ilişkisiz olanlar beni kimse görmüyor, kimse beğenmiyor. Neden beğenmiyor diyorsun? Bol bol enerjinize yağ şafi çekin. Eski sevgilinizin geri dönmesini istiyorsanız bol bol ona yağ gani çekin. Çünkü o içinizdeki aşk acısı hiçbir şeye konsantre olamadığınızı gösteriyor. Hadi bu duaları çekerek enerjimize yenilikler katalım diyorum. Ev taşınma mevzularımız, uzun süredir hayal ettiğimiz bu ev benim olacak mı diyorsanız bununla ilgili büyük destek alarak ve kredi başvurularınız olumsuz olmayacak. Siz bu evi hayal ettiğiniz şekilde alacaksınız. Evinizi tadilat yeni bir şekilde yaratmak istiyorsanız mimar ya da tadilat konumlarımıza start verip evimizi yeniden oturtacağız. Kira ödememizde zorluk çekiyorsanız, hala sıkıntılarımız devam ediyorsa ev taşınmanız ve mal sahibinizle
davalık durumlarınız ve bu davalık durumlar can sıkıcı olabilir. Mümkün olduğu kadar haklarınızla ilgili mücadele etmeyi unutmayın diyorum. Çünkü sizi zora sokacaklar. Dikkatli olun diyorum. Yeni ev arayanlar için hayırlı bir hafta. Güzel ev anahtarınız da söz konusu olacak. Güzellikler var. Evet, eski sevgiliniz güzel güzel giderken sizi terk edecek. Yeni ilişkiye başlayanlar ciddiye tebrik. Çok eski ilişkinizle ilgili haber, bazı diyaloglar alıp hüsran yaşayabilirsiniz. Ama sizinle alakalı noktada zaten bunu bitirmeniz lazımdı. Ruhsal yönünüz bununla alakalı mutsuzdu. Bunu bitirin ki yenilikler size denk gelsin ya da bu kafayla gidin. Hiçbir ilişki yaşamayın diyorum. Boşanma fikri olan sevgili akrepler için acele etmeyin. Eşinizin ve sizin düzelme evreniz var. Birbirinize tekrar şans vermenizi öneriyorum. Mesela farklı şehirde yaşıyorsanız ailevi sorunlar, anne ve da teyze ya da dayı sülalesinde sağlık problemleri, biraz ameliyatlık konumlar söz konusu olacak. Bunun verdiği bir stres olabilir. Sonu aydınlık olsa da bu stresi yaşayacaksınız. Bilginiz olsun diyorum. Sizde de özellikle sağlık olarak bu aralar göğüs ağrılarımız ya da kafes tıkanıklıklarımız, nefes alamama zorluklarımız olabilir. Bağımlı olduğunuz sigara ya da bu tarz şeyler varsa mümkün olduğu kadar uzak durmanız lazım. Yoksa riskli gözüküyorsunuz, bilginiz olsun. Bu ara dikkatsizlikten kırılmalar, dikkatsizden çatlamalar, yani el kırılması, çatlaklık, ayak çatlaklıklara da dikkatli olun diyorum. Ev hanımları bu ara en çok eşinizin sizi mutlu etmesi, müjdeli haberler vermesi, sizin ona olan aşkınızın tekrar yoğunlaşacağı, uzun süredir sizinle ilgilenmeyen kocanız size güzel sözler söyleyecek, şaşırın diyorum. Özellikle eşinizin ailesiyle aranızdaki yaşadığınız krizleri düzeltmek, yeni adımlar atacaksınız ve birbirinizi daha sağlam diyaloglar içerisinde olacaksınız. Yani bu hafta hem karışık olacaksınız hem de renkli olacaksınız. Doğru dengeleyin diyorum. Hoşça kalın efendim. Mutlu kalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Sevgili güzel ailem, beğen, yorum yap, bizde kalmayı unutma. Özellikle Güneş Terazi burcuna geçişiyle birlikte beklenmedik iş teklifleri, aynı zamanda şansı kendinize çekeceğiniz, hayatınızla alakalı sorguladığınız, sizi mutsuz eden birçok şeyi artık hayatınızdan çıkartma, kendini sevindirecek, kendinizi mutlu edecek ve amacınızı bulma haftanız olacak. O yüzden amaçlarınızı kucaklayın ve bu kucakladığınız her amaç sizi iyi hissettirecek. Özellikle işinizle alakalı hedeflediğiniz başarınız ve işinizle ilgili göremediğiniz ve sizi eksik yönlendiren sistemde üst düzey ve ekip arkadaşlarınız sizin motivasyonunuzu arttıracak. Haklarınız, duruşunuzla ilgili çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Siz bu kadar güzel aydınlanmayı en verimli şekilde yakalama evreniz var. Farklı bir kurumsaldan beklediğiniz teklifler gecikse de eninde sonunda hedeflediğiniz firma sizinle tekrar konuşmaya çağıracak gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili gideceğiniz seyahatler, iş gideceğiniz toplantılar, özellikle çok büyük bir firmada, yurt dışı firmasında çalışıyorsanız şirket sizi yurt dışına yollayacak gözüküyor ve belli bir süre orada kalıp sonra tekrar konum olarak buraya gelişleriniz söz konusu olacak. Yurt dışı ile ilgili işler ve orada kalmaya mücadele eden sevgili yaylar, Ekim'in ortası daha sağlıklı olacak. Biraz daha sabırlı olursanız burada da bu fırsatları yakalayacaksınız. Şimdiden bununla ilgili başvurularınız olsun ama Ekim ortası bu konuda daha rahat geçişler sağlayacaksınız. Her şeyden önemlisi de kendi işinizi yapıyorsanız bol kazançlı bir hafta, dengeyi bulmak, bereketi bulmak, huzuru bulmak, kendinize verilecek yeni insanlarla yapacağınız oluşumlar, toplantılar, konuşmalar, işinizi büyütmek için güzel fırsatları yakalamanıza yardımcı olacak. Bazen hayatı sorguluyorsunuz. Ben neden bu hayattayım? Neden bu alanın zorluğunu yaşıyorum dediğiniz her nokta size yeni ufuklar, yeni oluşumlar, bakış açınızla birlikte hayatı daha dolu yaşayacağınız enerjilerinize katmanıza yardımcı oluyor. Çevrenizde sizinle alakalı ters giden konuşmalara şahit olsanız da onlara gülümseyip onlara kendi kimliğinizi doğru şekilde ispatlayacaksınız. Patronunuz size çok güzel bir teklif yapacak. Gözünüzü kapatın, imza atın diyorum. Eğer ki küçük bir kendinize ait iş varsa bununla ilgili imkan kapılarınızı zorlayıp büyütme, sosyal ağlar, dijital alanlarda reklamlarınız ya da bunlarla ilgili projelerle ilgili büyük fırsatlar yakalayacak. Sanatçıysanız sesiniz ya da yaptığınız sanat çok güzel noktaya doğru ilerleyecek. Enerjiyi yakala. Bu enerji sana bu hafta çok verildi. Sorgulamayı doğru yap,
kendini doğru keşfet diyoruz. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da gayet eşinizle ilgili güzel yetki sahibi yapacaklar. Maaş konusundaki eksik noktalar ve primlerinizle ilgili noktada verilmesi gereken startlar verilmiş olacak. Kendi işinize farklı teklifler gelecek. Gözünüzü kapatıp farklı yolculuk size iyi geleceğini düşünüyorum. Spor salonunuz varsa, güzellik merkeziniz varsa bu ay daha yoğun, daha başarılı, daha bereketli olacak. Kendinize müstakil topraklı bir ev ya da toprak yatırımı yapmak istiyorsanız Eylül'ün en şanslı dönemi 25-26-27. Bu dönem yaptığınız her toprak ve yatırım size şans getirecek. Ama kendi enerjinizin en düşük olduğu gün 20'si olma ihtimali çok yüksek. O gün bol bol yürüyüş yaparak o enerjiyi durdurmanız gerektiğini söyleyebilirim. Aşk konusunda şansım beni ne zaman yakalayacak diyorsanız 23 Eylül. Artık aşk konusundaki fırsatları, kendinize söylenecek güzel itirafları kabul ederek yeni aşka yelken açabilirsiniz. Bitirmeye ve kurtulmaya çalıştığınız ilişkinizin saplantı dönemi yavaş yavaş bitip kendi özgürlüğünüze kavuşacaksınız. O yüzden siz bu dönem sorguyu doğru yapın. Rabbimle sorgulanmanın evresini doğru bulduğunuz takdirde hiçbir pürüz ve hiçbir sıkıntı görmüyorum. Bunu bilmeniz lazım. Arkam terlemişti. Peçete gördüm. Oradan peçete çık ama neyse idare edin. Havlu yani. Terliyoruz çünkü. Bir de evlenmeyi düşünen sevgili yaylar, sürpriz evlilik, aile desteklerinizle alacağınız evlilik, huzur ve bereket ve ailenizin size sunacağı ev anahtarı daha sizi mutlu edecek diyorum. Bu ara nişanlı olanlarda ayrılık kararı söz konusu olabilir. Dikkatli ve temkinli olmanızı öneriyorum. Sevgili ev hanımları, mutfaktaki bazı değişmesi gereken noktalarda eşiniz ikna olmuyor. Radikal karar ver. Kendin yaptır, kendin eşini ödet diyorum. Yoksa ona bırakırsak bu ev ne tadilat olur, ne bir şey olur. Artık bu startı vermen lazım. Son zamanlarda koltuklarla alakalı temizlik ve hijyen takınız vardı. Koltuklarınızı yeni kaplama yaptırmak istiyorsunuz. Yollayın yeni renklerde evinize renk getirsin diyorum. Bu ara çalışmayı düşünen ev hanımları özellikle çalışabilir. Özellikle belediyelerden alacağınız kurslar size daha büyük başarılar elde edebilir. Hadi kursa git kendini geliştir. Yaratıcılığını geliştir. Kendini keşfet diyorum. Çocuk düşünenler için güzel fırsatlarımız var ama çok çocuğunuz var. Tekrar sürpriz hamilelik var gözüküyor. Dikkatli olun. Özellikle evinizde iki oğlan bir kız ya da üç oğlan bir kız varsa ortancı çocuğunuz acayip zeki ve akıllı. O bilimsel olarak çok güzel kendini ispatlayabilir. Ona destek ve diğer çocuklarımızı sporla olgunlaştırmamız lazım. Bu arada da en önemli şey boşanmada haklarımı almak istiyorum diyen sevgili yaylar. Çatır çatır tüm haklarınızı alacaksınız. Size yapılan yanlış Allah katında ve adalet katında size geri verilecek. Hedefinize kilitledim. Bu arada da evli ve böyle birbirinizle alakasız olan çiftlere sesleniyorum. Eşiniz ve siz mutsuzsunuz. Birbirinizi karşı karşıya konuşun. Hem aileniz hem sizin aileniz artık mutsuzluktan çok fazla, kararsızlıklarınızdan çok fazla yoruldu. Hadi bu ilişkiye bir adım diyorum. Sevgilinize güven probleminiz varsa güvenin. O sizi aldatmıyor. Sizin ruhunuz, enerjiniz değişken. Bence siz kendi enerjinizi değiştirin. Sağlık olarak dediğim gibi dikkat etmemiz gereken noktalarımız özellikle böbrek ve bağırsak enfeksiyonlarımız ve büyük abdestimizde zorlanmalar söz konusu olabilir. Sağlıklı gıda tüketmenizi öneriyorum. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar, aile büyüklerimizde ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Aile büyüklerimizde sağlık problemi, çocuklarınızla ilgili de dışarı yönelik hareketlerini kontrol etmeniz gerektiğini başta not alıyorum. Eğitimlerini önemsemiyor olabilir, derslerini yapmak istemiyor, odaklanamıyor olabilirler. Bunları bir gözden geçirelim diyorum. Evet, işinizle alakalı evrak, yeni başvurduğunuz işlerde olumlu süreçler dikkatli olunuz, olumlu süreçler var. Bulunduğunuz noktada özellikle evrak ve konularla ilgili yeni gelişecek yoğun bir tempo var. Bunları da gözden geçirmeniz ve tekrar kontrol etmeniz gerekiyor. Bu dönem bütün hafta gideceğiniz seyahatler ve iş gereği gideceğiniz noktalarda olumlu görüşmeler ve alacağınız netice hem iş konumunuz hem mertebeniz için sağlıklı noktada. Eğer bankada yardımcısanız konumunuz değişir. Eğer kurum yardımcısıysanız daha büyük noktalarda teklifler size ayrı ayrı renk katacak. Evet, konuşmalar, toplantılar, mailler, yazışmalar çok hareketli olsa da kendinize zaman ayıracağınız bir hafta sonu keyfini de şimdiden planladınız. Hadi hayırlı olsun diyorum. Kendi işinizi yapmaya çalışan sevgili oğlaklar için terazi, güneş artık teraziye geçişini 23 Eylül'de
evresinde 23 Ekim'e kadar devam edecek. İş ve iş hayatınızla alakalı olumsuz olarak ispatlamaya çalıştığınız her nokta olumlu olacak. Yani sizinle ilgili bu adam olumsuz ya da bu kadın olumsuz diyorsa siz kendinizi olumlu şekilde ispatlayacaksınız. Sadece bazı aksilikler, bazı dikkatsizlikler sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Unutmayın ki Merkür Retrosu devam ediyor. Bu devam etmesi zirvede olurken sevgili oğlaklar 26 Eylül'de yeni ay terazide gerçekleşeceğiz. İşinizle alakalı her beklenti olumluluk süreci sağlayacak. Hadi işinde kapılar inanılmaz açılacak. Parasal hayatınız inanılmaz renklenecek. Unutulan borçlarınız, var olan vergileriniz ne varsa hepsini sistematik olarak rayına oturtacaksınız. Korkmuyorum ben sizden, siz de kendinizden korkmayın. Rabbim sizin sırtınıza bir melek vermiş gibi ve bu melek sizin hayatınıza o kadar güzel enerjiyle katılacak ki ve bu enerjiyle birlikte gücünüz, renginiz, ruhunuz, auranız çok fazla değişecek. Hadi bakalım siz alını meleğinizi, Rabbimin size sunduğu bütün kapılar size anahtar elinizde, doğru kullanın diyorum. Kendi işinizi yapmak istiyorsanız özellikle fırsat kapılarımız 21, 18, 21, 19 ve 22 çok şanslı bir dönem olacak. Enerjiniz ve pozitif ruhunuz, yapacağınız her işte kalıcı anlaşmalar söz konusu olacak. Yurt dışı ile alakalı aksilikler, pürüzler önlenecek. Vize probleminiz varsa ve red alıyorsanız artık bu red dönemi bitip vizeniz ve başvurunuz olumlu olacak diyorum. Bu ara en önemli şey uyku problemleriniz. Gece devamlı iş konularınız ve oluşturmaya çalıştığınız yeni projelerle ilgili olduğu için yorgun kalkıyorsunuz. Biraz daha hani 12'den 3, hani 11 ile 3 arasındaki vücut hücre enerjisini doğru uykuyla alırsanız daha sağlam bir noktada olursunuz diyorum. Evli çiftlerde tartışmalar had safa, aile dışında çevrenizdeki insanlardan kıskançlık göze gelmekten kaynaklı devamlı tartışma, küskünlük had safhada olacak. Birbirimize yumuşak konuşmalar, dışarıdaki enerjileri eve sokmayın. Evinizi bol sirkeli suyla yıkayarak bu enerjiyi büyütmemeniz gerektiği ve ilişkide gereksiz ayrılıklara sebep olacağınızı gösteriyor. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada net cevaplar alacağınız bir hafta. Yeriniz burası. Sizin işiniz burası dediğimiz her noktada net cevaplar alıp kafanızdaki güvensiz evre bitmiş olacak. Daha kalıcı evrelerin aydınlanmasını yaşayacaksınız. Yalnız hanımınızın işten çıkartılma gibi bir durumunda haksızlıklar var. Dava açılabilir. Siz davanızda haklı kazanç olacaksınız. Onlar açıyor. Siz de açmayı unutmayın. Bir de şöyle söyleyeceğim. Aile, karı kocaya kendi işinizi yapıyorsanız bu ara birbirinize sırt düşmeyi bırakın. İşinize konsantrasyon olun. Yeni müşteriler, yeni danışanlar, yeni insanlar tanımaya doğru hareket edecek. Bereketinize bereket, şansınıza şans katacaksınız. Ortakla ayrılma kararı veren sevgili oğlaklar, ortağınızdan kazık yiyeceksiniz. Dikkatli olun. Ya da ekip ortakta çalıştığınız kişiler sizin ayağınızı kaydırmak isteyebilir. Bu hafta gözünüzü dört açın diyorum. Sağlık olarak mümkün olduğu kadar egzema, alerjik reaksiyonlar, saç ve kaş dökülmelerimiz, vücut dökülmelerimize dikkat edelim. Bunlar bizde susuz kaldığınızı ve bir cildiyeciye gitmenizi öneriyorum diyorum. Yoksa lekeler daha sert bir noktada olabilir. Bir de aile büyüklerimizde kalp damar ameliyatı ya da prostatla alakalı sıkıntılar söz konusu olacak. Bu sizi yıpratabilir. Boşanma fikri olan oğlaklar. Evet, yol ayrımı. Hayırlı olsun, istediğinize eriştiniz. Mutlu olacak mısınız bakalım bilmiyorum. Tercih ettiğiniz insan mıydı? Eşiniz miydi? Eşiniz bende daha iyiydi. Siz tercih ettiğiniz insanla yol almak istiyorsunuz. İnşallah çocuklarınızın hakkını yemezsiniz. Onların hayatlarına zarar vermezsiniz diyorum. Aşk konusunda terk edilen oğlaklar, hala kalbiniz geçmişle yara alsa da yeni insanlar tanışmak istiyor. Siz onlara fırsat ver. Bu kafayla çok beklersin artık. Dikkatli ol diyorum. Ciddi olanlarda da söz, nişan konularımız hareketli. Hatta sevgiliniz size hediye alacak. Bilginiz olsun. Bir de aracınızda ufak tefek kazalara dikkat edelim. Araç yenilenmesi, araç bakımımızı unutmayalım. Sıkıntılar var gözüküyor. Bir de geçmiş bir dostunuzun size borcuyla ilgili konularda biraz zorluk dönemi var. Onun biraz daha ekonomisi düzülmesi lazım, düzelmesi lazım. Eğer siz kendiniz için isteyecekseniz o mağdur olacak. Siz zaten biraz sıkıntılıydınız, alışkınsınız. Biraz ona destek devam edilmesi gerekiyor. Annenizin diz ve kemiklerinde hassasiyeti var. Bir de anne ve oğul arasındaki gerginlikler ve erkek kardeşinizin sorumsuzlukları annenizi yıpratıyor. Acilen dışarı yönü bitip aileye konsantre olması lazım bu erkek abiniz ya da kardeşiniz. Yoksa anneniz bu konuda çok ızdıraplı. Dikkat edin. Sevgili ev hanımları,
Evinizde elektrik eşyalarınızla ilgili mesela elektrikte ne bileyim ampulünüz patlayabilir, elektrik giderlerinizde sıkıntı olabilir. Bir elektrikçi çağırmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili kovalar, para. Özellikle 23 Eylül'de terazide güneş teraziye geçerken borcunuz ya da sıkıntı olduğunuz birçok noktada aydınlığa erişeceksiniz. Beklenmedik paralar, sürpriz, elinize geçecek fırsatlar, borçlarınızla alakalı sıkıntıları düzene sokacaksınız. Birçok noktada da sıkıntılarınızdan yavaş yavaş kurtulmayı ve bu kurtulmayla birlikte maddi olarak yeni sayfa açıp kendi kazancınızı, ev alımınızı, eşinizle alakalı gergin anları toparlayıp daha güzel akışa bırakacağınız bir hafta. Yani bunları dikkat etmemiz lazım. İş konularımızla alakalı özellikle beklenti olduğumuz noktalar pozitif bir enerjiyle odaklanırsak iş yerimizdeki aksilikler bitmiş, daha kendimize ait alanı belirleyeceğimiz, büyük kurumsal alandaysanız da yerde yönetim ve yöneticiler arasındaki krizler, tartışmalar her geçen gün büyüyecek. Siz yerinizi kontrol etmeye devam edin. Hatta size gelecek bazı teklifleri gözden geçirmemeyi de unutmamanız lazım. Eğer ki devlette çalışıyorsanız ciddi bir kontrol, ciddi bir güvenlik temposu, ciddi bir kaoslar var. Ani çıkartılmalar, ani denetimler size sıkıntıya yaratabilir. Yer değişimi isterseniz daha sağlıklı olabilir. Bu ara banka işlemlerinizde hırsızlık olabilir. Sizi dolandırıcı insanlar arayabilir. Dikkatli olun, kontrol edin, kendinize zarar vermeyin. Her telefona açıp inanmayın. Telefondan gereksiz paraları güvenip de bankanıza gidip para koşturması araştırmayın diyorum. Bir de kendi işinizi yapıyorsanız işinizle alakalı dışarıdan gelecek yeni teklif, işinize ortaklı teklifler var. Gözden geçirin, haklarınız olan parayı alın. Ortağınız size uğurlu ve bereketli gelecek diyorum. Eğer ki yeni iş kurmak istiyorsanız ve özellikle sevgiliniz ya ilişkinizle ortakla ya da çocukluk arkadaşlarınızla ortaklı bir iş kurmak istiyorsanız gözünüzü kapatın, yapın. Çünkü kazanç ve kafanızdaki proje ağlar şeklinde olacak. Bu ağları doğru kullandığınızda da güzel evrelerimiz var. Evet, unutmayın ki mirasla alakalı, davalarınızla alakalı akış hızlanacak. Haklarınız olan birçok noktada gözünüzü açık tutun. Bu haklarımızı doğru noktada aydınlığa kavuşturacağız. Şirketinize ani operasyonlar gerçekleşebilir. Patronlarınız denetime sokabilir ve yabancı dil eksikliği olan sevgili kovalar bundaki yarımlıklarınızı dikkate almanız lazım. Büyük Amerikan şirketi ya da Avrupa şirketi kurumsal firmasına girmek istiyorsanız burada güzel teklifler var. Dilinizi yoğunlaştırarak altyapıyı güçlendirebilirsiniz. Bu da size iyi gelecek. Yani bu ara internet, sosyal ağlar, flörtöz ruhunuz çok fazla. Herkese gider yapacaksınız. Yani o olmazsa öteki, o olmazsa ötekisi dediğimiz bir enerjiniz var. Ne yapıyorsunuz? Kuradan insan mı çekiyorsunuz? Kalbiniz sizin bir ilişkiye değil de bir sevgiye, bir güvene, güven alanına ihtiyacı var. Yani ondan hoşlandım deyip kendi yaralarınıza tekrar yara açıyorsunuz. Biraz sakinleşin, biraz slow slow yapın. Kendi enerjinizi bir düzeltin. Yani zaten sizinle ilgilenen, sizin enerjiniz o kadar yüksek ki zaten siz nerede kendi kaliteniz olmayan insanları kendinize çekip ben aşık oldum. Yok arkadaş, hem eğitimi hem kültürü hem aile yapınız uyuşmuyor. Bunları bir düzeltelim. Kendimize uygun enerjiye gidelim. Biraz ara veriyoruz. Geçmiş ilişkinizin sizden özür dileyeceğini, sevincini yaşayacaksınız ama dediğim gibi kendi kalitenize adım atın. Bu ara eğitim konusundaki ve iş gereği gideceğiniz seyahatlerde güzel aşklar var ama yine diyorum size dikkatli ve iyi elemeniz lazım. Sevgiliniz ile ilgili gelecek planları yapan sevgili kovalar. Evet, hayatınızdaki insan sizinle ilgili planlar yapıyor ama onun yurt dışı hayali de var. Birlikte bu yola gidecekseniz doğru bir noktadasınız. Yok ben burada onu beklerim derseniz sevgiliniz yurt dışında gidip başka bir insanla düzen kurabilir. O yüzden sevgilinizin arkasını bırakmayın diyorum. Size öneriyorum. Çalışan evli çiftlerimizle ilgili de hayatınızda ortak bir ev kararı almaya karar verdiniz. Hayırlı olsun. Çok rahat bir şekilde ödeyeceksiniz ama işinizde bir değişimden çok sizin kendinizi geliştirecek noktalarınız var. Bunun farkına varın diyorum, dedim bile. Bir de yeni başlayan bu kişi doğru mu diyorsanız yine uyardım. Kendi kalitenize uygun bir enerji haftanız yok. Sakin, akıllı ve mantıklı. Spora verin, maddi konularınız düzelecek, ekonomik gücünüze renk katacaksınız, gardırobunuzu yenilemek istiyorsunuz, kafanızda seyahatleriniz var, Karadeniz turunuz var. Bunları gidip yapın ki enerjinize iyi gelsin. Evet ev hanımları, bu ara en önemli şey sizin
kendi alanınız ve ailenize ait miraslar konusunda haklarınızla yüzleşme, kardeşlerinizin size haksızlık yapacağını bilin, eşinizin doğru söylediğinize inanın. Burada eşiniz para göz olabilir ama sizin haklarınızı savunuyor. Mümkün olduğu kadar onun dediklerine kurak atsın diyorum. Bu ara boşanma fikri olan sevgili kovalar, acele mi ediyorsunuz? Tekrar bu ilişkiye bir şans verip tekrar çocuklarınız için adım atmanız gerektiğini düşünüyorum. Ama hak konusunda zaten boşansanız da eşiniz bütün malları başka bir insanın üzerine geçirdi. Zaten ailesinde bu mallar. İmkanı yok, hak alamazsınız. Bir kıtırık çocuklarınıza vereceği bir para var. Ona göre şu an düzeninizi bozmayın. Zaten gidecek ekonomik gücünüz de yok. Oturun oturduğunuz yerde diyorum. Ama sözlü şiddete maruz kalanlar devlet güvencesindeyiz. Lütfen devletinize başvurun. Arkanızda en azından kontrollü şekilde şiddetten uzak oluşmasını gerektiğini uyarıyorum. Uyardım bile. Toprak almak, yatırım yapmak isteyenler için güzel bir nokta. Sağlık olarak dikkat etme, geniz eti, akıntılarımız, sinüzit problemlerimiz, nefes alamama sıkıntılarımız, had safhada olacak sinüzit kaynaklı acil bir çözüm. Bir de küçük estetik ruhunuz var. Botoks ya da yapmanız gereken dolgularınızı doğru doktora gidin. Son zamanlarda estetikte var olan sıkıntılar insan vücudunda çok ciddi riskler. Doğru doktor, doğru evreye adım atmanızı öneriyorum. Evet, sürpriz mesajlar, mailler sizi mutlu edecek. Kariyer anlamında da eğitimlerinizle ilgili planınız birçok nokta aktif olacak. Korkmayın. Sevgili balıklar, beğen, yorum yap. Bu havai ruhunuz, ben bilirim edanız, ben yaparım edanızdan bir çıkmamız lazım. Borçlarınız ve iş konusundaki düzeninizi ortaya koymanız lazım. Daha dikkatli, daha kelimeleri dikkatli kullanmanız lazım. Ayrıca hayatınızdaki insana çok fazla değer verdiğiniz için, karşı tarafın değerini de görmediğiniz için kendi kendine şüphelenmeye. Hayatınızdaki insan o modda hiç değişmedi. Siz daha duygunuz ve yoğunluğunuz hakim olduğu için ondan o beklentileri bekliyor. Ürün aynı, hiç değişmedi. Bir de işinizle alakalı birçok noktada kendinizi ispatlamak için gerçekten 23'ü ve 22'si ve 24'ü bu konuda çok şanslı olacaksınız. Aktif iş kapılarınızla ilgili fırsatlar yakalayacaksınız. Dikkatli olmanız gereken 3 gün ve bu konuda konum, mertebe, paranızla alakalı çok rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Sabit bir alanda kurumsal bir firmadan beklediğiniz teklif olumlu olacak ve gideceğiniz yerde kalıcılığınıza doğru ilerliyoruz. Sevinçli iş haberleri. Sizi sıkıntıya sokmayacak iş kapı fırsatlarımız var. Mutsuz olduğunuz noktalara veda edin. Yepyeni fırsatlar ve yepyeni kapılar size mutluluk yaratacak. Eğer ki kurumsal alanda değişimler beklentiniz varsa ufak ufak haberler gelecek. Değişmeyecek haberler gelişi ve sizin yeriniz ve burada çıkartılacak insanlar var. Yeni gelecek insanlar var. İlk önce sistemin bir düzelmeye ihtiyacı var ama siz orada kalıcısınız. Yerinize kontrol edin istiyorum. Eğer devlette çalışıyorsanız ve bu devletteki sistem ve adapte olamıyorum, herkes burada kendi alanını, aile yapısını kurmuş, biz dışlanıyoruz diyorsanız bununla ilgili şikayetler oluşturmanız gerekiyor. Yoksa sizin ayağınızı kaydıracaklar ve size iftira atabilirler. Dikkatli olun diyorum. Eğer ki farklı bir yere taşınmak, devletle alakalı noktada beklentileriniz ve çevreniz varsa bir an önce bulunduğunuz noktadan veda etmeniz gerekiyor. Yoksa sizi damga yapabilirler. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kendi işinizi yapacaklar da ekstra paralar ve kazançlar var. Ama arkamızda birikmiş bazı borçlarımız var. Gelecek paraları birikmiş borçlarımızla çözdüğümüz takdirde daha derin nefes alacağımızı unutmamanız gerekli. Çünkü size para gelince batıyor. Hemen gideyim şunu alayım. Alma arkadaşım. İlk önce sıfırlan. İlk önce bitir. İlk önce eşine ver. İlk önce borçlarını kapat gibi rahatla. Yani bu senin bu her şeyi alacağım kafasından bir vazgeç. Çoğaltmayı, kendi ev düzenindeki borçları bitirerek çoğaltırsanız hem ev anahtarınız hem araç anahtarınız daha özgürce hareket edersiniz. Çünkü burada bazı hacizlik icra konular var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara eşinizin geliriyle alakalı bazı artışlar söz konusu olacak. Bu da hoşunuza gidecek diyorum. Ama kendi ortak bir işleriniz varsa da iş yerinizi taşımak, daha büyük bir alana geçmek, alanı daha büyütmek istiyorsanız start verin, başarılı olacak gözüküyorsunuz.
Duygusal olarak evet, parasal beklentiler, özellikle köklerden gelecek bir sürü miras ve araziler var. Ama burada kuzenler arasındaki çatışmalar ve burası benim babamın hakkı, burası benim anamın hakkı diye diye birbirinizi yediniz. Artık adalet noktasında çözülmesi lazım. Kendi aramızda kalırsa kavgalar, bu mal bölüşülmez. Bir an önce bu konularla ilgili dava etmediyseniz davanıza başlatın diyorum. Bu ara bir de size güzel, böyle güzel bakan, yüz hatta ay gibi parlayacak bir insanla aşk ve bu aşk evliliğe doğru götürecek. Pozitif enerjinize renk katacaksınız. Bir de yurt dışına yerleşmek isteyen sevgili balıklar, evrak eksiklikleriniz söz konusu. Red cevabı alabilirsiniz. O yüzden şu an bir kontrol edin evraklarınızı. Ondan sonra verirseniz red cevabı almazsınız diyorum. Küçük esnaflar, sevgili küçük esnaf, bizim gibi küçük ve esnaflarda ekstra danışan müşterileriniz yoğun olacak, rızkınız artacak. Hiç korkmayın, kapınıza bereket, bol bol karınca duası okuyun. Yani ben o faturayı, bu faturayı nasıl ödeyeceğim derken rızkınız çok güzel açılacak. Evlenmeyi düşünen çiftlerde biraz gün tarih konusunda kararsız kalabilirsiniz. Ama apar topar evlilikte yapacaksınız, bunu unutmayın diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara özellikle parkeleriniz kalkmak üzere, yani böyle parkeler şöyle kabarmış gibi gözüküyor. Kendinizi ikna edip bu parkeleri değiştirmeniz lazım. Ve kışın çok soğuk oluyor ve altlar sağlıklı gözükmüyor. Bir an önce parke noktamızı değiştirelim. Böyle iki katlı bir evde oturuyorsanız evinizi ortak bir kararla satmaya karar verdik. Yer değerliydi, satmamanızı öneriyorum. Arsa konumuzla alakalı almak istediğimiz yer kıymetli. Burayı gözünüz kapatıp kredinizi çekin alın. Çünkü burası size çok büyük bir kazanç sağlıyor. Toprak tarım ya da organik alanda çalışan sevgili ev balıkları için güzel fırsat ve yurt dışı ile bağlantı kurarak işinizi daha büyütmek isteyeceksiniz. Bununla ilgili fırsatlarınız var. Evet, eğitim konusunda bazı aksilikler yaşayabilir. Huzursuzluklar arasında kalabilirsiniz. Aileyi depresyona sokabilirsiniz. Eğitiminize özen verin sevgili gençler diyorum. Çünkü aşk ruhunuz hiçbir şey önemsemiyor gözüküyor. Evet hanımlar, evdeki parkeler, bir de eşinizle alakalı onun tutumsuz tavrı, söz verip hiçbir şey yapmaması sizi yıpratıyor. Evet, siz de artık ona alıştınız ama bu alışkanlık yaşlılıkta ömür boyu bununla gitmez. O yüzden bu kararı bir psikologla, bir danışanla çözmeniz lazım. Yoksa sıkıntı. Bu ara çocuk fikri olan, çocuk tedavisi düşünenler için evet, enerjimiz çok yüksek. Tedaviniz olumsuz gözükmüyor. Yani ayın en şanslı günü ne derseniz 3 Ekim, 4 Ekim'de bu tedavilerimiz ya da 7 Ekim'de bu tedavilerinizi yapabilirsiniz. Hem dengeli hem Allah katındaki adalet size evlat olarak oluşum sağlayacak gözüküyor. Diş eti iltihaplarınız ya da kaplamalarla ilgili sıkıntılarımız söz konusu olacak. Bunlara dikkat edelim. Bir de balgam, yani faranjitiniz azabilir. Sonbahar alerjisi sizi biraz sıkıntıya yaratabilir. Bunları kontrol edelim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.